Konuşmalarınıza harika bir manşet atmış haklı. Yani bu çok şey anlatıyor. Hem ağlarım, hem giderim siyasetimi. Ee, İmam olduğu için. için. Evet. Hem ağlarım, hem giderim. Valla e, şimdi durum öyle bir karmaşık ki hmm. buna. Şu anlattıklarınızın özeti olmuş. Şöyle 20 olmuş. tane de başlık yazabilirsiniz. Bunlardan biri de bu. Aha. Ama e, ben vaziyeti görüyorum. ağlarım, lafı o sebeple doğru. Ha. Vaziyeti herkes ağlar. Yani bir CHP'li normalde hakikaten bu tabloya dram olarak bakar ve ağlar. Üzülür yani izlerken der ki CHP'li birisi. Ama o anlamda değil o manşet. Hani ne genel anlamda? başkanlık isterken e, olmuyor, e, tamam olmuyorsa artık hem ağlarım hem döneyim bari İstanbul'a. Valla öyle de simgeleştirebilirsiniz ama yani Ben o anlamda olabilir, öyle de bakabilirsiniz Hı. ama e, yani bu Kemal Bey'in bu tutumu karşısında insanların ne yapacağını hı hı. planlamaları o kadar zor ki, söylemleri, hamleleri o kadar zor ki, hı. yani Einstein'ı getirip ya da siyasetin dehalarını tarihten getirip, mesela Jules Sezarı getirin, ne bileyim Timur'u getirin falan. Ya Allah aşkına bir strateji üret şurada deseniz, masada dört tane tarihin dehasını toplasanız bu tabloda önce şaşırırlar bu. Ya derler 13 yıldır her seferinde ağır mağlubiyet, ağır mağlubiyet, yenilgi değil, mağlubiyet değil, ağır mağlubiyet, çift misli fark yiyerek, bir gram oyu artıramadan her seferinde korkunç bir mağlubiyet alıp, hala teselliler üretip, ama bu sefer oyu düştü rakibimin falan gibi böyle, yani e, bence Lafontaine tarzı bir yaklaşımlarla, bu, bu kadar... Gariban bir durum karşısında Herkes şaşırır ne yapacağını hı hı. Herkes anladığım kadarıyla CHP'de bu tabloya göre Politika üretiyor Peki e, İremcim, Seçime kaç gün kaldı Bizim sayacımız ne gösteriyor Sayacı verelim mi Aa, Yerel seçime 225 gün 7 saat 23 dakika 25 saniye kaldı Gördünüz mü ama Abdullah Bey bakmanız lazım buraya. Eliniz telefonda, gözünüz telefonda. 225 gün 7 saat 70 dakika kaldı efendim. Yerel seçime gidiyoruz. Ee, şimdi Abdülkadir Selvi'ye de dönmek isterim. Ben bu arada biraz sonra Türkiye haritasını da alayım İrem. Yine çünkü bayağı kulislerde epey bazı özellikle büyük şeyler için isimler konuşulmaya başlandı İstanbul için öne çıkan iki isim Murat Kurum ve Adil Kara İsmailoğlu AK Parti'de isimleri çok ön plana çıkıyor. İşte e, Ankara'da henüz tam belli değil ama AK Parti'de işte orada da Süleyman Soylu'nun adı da geçiyor. Başka isimler de var. Böyle tahminlerinizi de alayım efendim. Gördüğünüz gibi Türkiye haritası illeri görüyorsunuz. Kulislerde her gün yeni böyle bir kıpırtılar, hareketlenmeler var. Şimdi hemen bir Ankara'ya döneyim ben. Tahminlerinizi alacağım büyük şehirler için hepinizden teker teker İstanbul-Ankara. Kim alır aday kim olur? E, hangi parti daha başarılı olur? Lütfen siz düşünün ben e, hemen bir Ankara'ya döneyim. Abdülkadir Selviye. Kulis var mı kulis diye sorayım. 225 gün kaldı. şu Şöyle Fulya Hanım şimdi e, Ekrem İmamoğlu basın toplantısı düzenleyip İstanbul yolculuğumuz devam ediyor diye açıklama yapınca iki tereddüt oluştu. Bir kesin aday mısın, değil misin ki o bir adaylık açıklamasıydı. İkincisi CHP içerisindeki değişim talebinden, genel başkan adaylığı talebinden, cumhurbaşkanı adaylığı talebinden, hedeflerinden vaz mı geçtin? Tamamen İstanbul'a mı Rotayı çevirdin diye. Bugünkü açıklamasında evet diyor. Yani İstanbul yolculuğumuz devam ediyor. Ama diyor partimizle ilgili, parti içiyle ilgili düşüncelerimiz de var. Yani süreci takip ediyorlar. Benzer bir açıklamayı Özgür Özel eş zamanlı olarak e, yaptı. Çok dikkat çekmedi ama. Değişimi genel başkan değişimine indirgemek haksızlıktır. Topyek'in bir değişimi beraberce yaşatmak zorundayız dedi. Yani biz yani CHP'deki değişim talebimizin de arkasında duruyoruz diye bir açıklamaydı. Burada benim çıkardığım sonuç şu. İlçe kongreleri yapılıyor şimdi. Mahalle delegelerinde büyük çoğunluğu Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler kazandı. Şimdi ilçe kongrelerine de bakacaklar. İlçe kongreleri 15 Eylül'de sona erecek. İlçe kongrelerinde eğer değişim talep edenler, İmamoğlu'nu, Özgür Özel'i destekleyenler ciddi bir varlık gösterirse o zaman ilk kongrelerine ağırlıklarını koyacaklar ve kurultayda aday olacaklar. Ama oralarda ciddi bir ağırlık koyamazlarsa durumlarını yeniden gözden geçirecekler. Ama bu aday Ekrem İmamoğlu olmayacak. Ekrem İmamoğlu artık İstanbul'a rotayı çevirmiş durumda. Tabi burada... Ekrem İmamoğlu da bir öncelik değiştirdi. Yani Ekrem İmamoğlu önce istedi ki yani İstanbul'a seçildiği günden bu yana hedefi zaten Cumhurbaşkanı olmaktı. Ama bunu yaparken istedi ki böyle çok parti için mücadeleye falan girmeden biraz da böyle paraşütle ya da füze hızıyla CHP Genel Başkanı olayım, Cumhurbaşkanı olayım istedi. Ama bu mümkün olmadı. Bir ciddi mücadeleye de girmedi. Göze alamadı belki. Kılıçdaroğlu da yerinden kalkmadı. Yani Kılıçdaroğlu'na dört kez görüştüler. Genel başkanlıktan ayrılmasını istedi. Kılıçdaroğlu da hem bu dört görüşmede hem ondan önce, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde kendisini ta Ankara'ya çağırarak sen İstanbul'a odaklan. İstanbul'u kazan. Çünkü ist halk sana İstanbul'da hizmet etme görevini verdi diye. O da 5-6 kez aynı şeyi söyledi. İkisinin de pozisyonları değişmedi. Yani birisi değişim için talep etti ama cesaretli davranıp bir mücadeleye giremedi. Öbürü de ben bu koltuktan kalkmam. Nasıl olsa Cumhuriyet Halk Partisi delegeleri benim yanımda. Genel başkan ve genel merkez olarak gücümü kullanırım. Şimdi yerel seçime giderken de belediye başkan adaylarını ben belirleyeceğim. Hangi belediye başkanı bana karşı çıkacakmış göreyim dedi ve bu parti içi mücadeledeki gücünü kullanarak genel başkan gücünü kullanarak şimdi Hakan Bayrakçı doğru söylüyor. Yani genel başkanı yerinden oynatmak gerçekten çok zor. Yani Atatürk gelse başarır mıydı? Ondan bile emin değilim. Böyle bir yapısı var. Ekrem İmamoğlu bu tablo karşısında bence kendisince en akıllı olanı tercih etti. Hmm. İstanbul'u girecek, eğer hmm. İstanbul'u kazanırsa CHP genel başkan olmak, Cumhurbaşkanı olmak gibi hedeflerini sürdürebilir. Ama İstanbul'u kaybederse zaten onları da kaybetmiş olur. Hmm. Elbette ki bu yol biraz daha belki meşakkatli bir yol. Hani otobandan gidecek önce İstanbul durağında inecek, seçim kazanacak, sonra öbürlerine yönelecek ama kimse siyasette füze hızıyla gelmiyor. O sadece Kılıçdaroğlu'na nasip oldu. Bir kaset darbesiyle Baykal tasfiye edilince o füze hızıyla geldi CHP'nin genel başkanı oldu. Ama şimdi o yolları çok iyi bildiği için ikinci bir kişinin füze hızıyla gelip de CHP genel başkanlığı koltuğuna oturmasına izin vermiyor. Burada tabii yani biz bunu çok normal konuşuyoruz, süreç tabii konuşmak gerekir ama şunu da konuşmak isterdim doğrusu. Yani 4 yıl içerisinde biz Ekrem İmamoğlu'nu bulmaca gibi çözmeye çalıştık. Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı mı olacak? Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı mı olacak? Ekrem İmamoğlu CHP Genel Başkanı adayı mı olacak? Ya bir günde Ekrem İmamoğlu İstanbul'a şu metroyu açtı. Ekrem İmamoğlu İstanbul'a bu kavşağı yaptı. İstanbul'un su sorununun çözülmesi için bunu yaptı. Trafik sorununun çözülmesi için bunu yaptı diye eserini ve hizmetlerini konuşamadık. Ve keşke onu konuşsaydık. Peki Abdülkadir Bey Ekrem İmamoğlu'nu biz hizmetler ve eserler üzerinden konuşsaydık bu hedeflere ulaşması bence daha kolay olurdu. Peki.